Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bu programımızda Emirdağ layıkasından takdimden hissi kabl-el vuku'nun tetinmesine kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu layıka mektupları ki 27. mektuptur, Risale-i Nur'un ilk telifiyle başlayıp devam ede gelmiştir. Risaleler Barla'da telif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetli talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazreti Üstad'a mektuplarla takdim etmişler, bazı müşkilatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler. Böylece hem Hazreti Üstad'ın hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ layıka mektupları vücuda gelmiştir. Barla layıkaları Risale-i Nur'un Barla'da telif edildiği ve kalemle istinsa edilerek neşre başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur'un ilk müştak talebelerinin Nur'ların hemen telifi zamanında ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimi hissiyat, kalbi ve ruhi istifade ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve Hazreti Üstad'ın da bazı mektuplarını ihtiva etmektedir. Kastamonu layıkaları ise Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur müellifi Kastamonu'ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş, bu müddet zarfında Nur müellifi Isparta'daki talebeleri ile daimi muhabere ederek Nurların hattı Kur'an'la yazılıp çoğalması, neşri ve inkişafı ve eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de Risale-i Nur külliyatından bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda şedid alaka göstermiş ve Risale-i Nur'un mahiyeti, kıymeti, deruhde ettiği kutsi vazife-i imaniyesi ve mazhariyeti hem talebelerinin tarzı hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehli İslam'ın birbiriyle muamelatında takip edecekleri ihlaslı hareketleri gibi dahili ve harici birçok meselelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu layıka mektupları bilhassa yazıldığı zaman itibarıyla da büyük ehemmiyet kesmeden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimai meseleleri ve külli imani bir nazar hakikatle mütalaa, mülahaza ve küllileşme gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir. Emirdağ layıka mektupları birinci kısmı 15 Haziran 1944'te Denizli hapsinden beraat ile tahliyeden sonra heyeti vekile kararıyla Emirdağ'da ikamete memur edilen Risale-i Nur müellifi Said Nursi Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani 3. büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emirdağ'da ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleriyle Anadolu'da Nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır. İkinci kısım ise 1948-49 Afyon cezaevinde 20 ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağ'a avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir'de 2 ay ikameti müteakip, oradan da Gençlik Rehberi Mahkemesi münasebetiyle 2 defa İstanbul'a gelip 3'er ay İstanbul'da kaldığı 1952-53 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağ'da iken talebelerine yazdığı mektuplar ve mahkemelere ve davalara temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir. 1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da ara sıra yazdığı mektuplar da vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerinde iken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetli hapishane mektupları ise yine müellifi muhterem Hazreti Üstad'ın neşrini tensibiyle şualar mecmuasında aynen neşredilmiştir. Bu lahikalarda geçen talebelerin mektupları nurlardan aldıkları feyzi iman, İhlas ve sadakatlerini, şehameti imaniyelerini ifadeyle üstadlarına arz etmek ve teşekküratlarını bildirmekle bu zamanda zuhur eden bu dersi Kur'aniyenin muhataplar olduklarını izhar ediyor ve Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Hazreti Üstad'ın davasına birer şahit hükmünde bulunuyor. Risale-i Nur'un telifi ve neşri ile beraber bu layıka mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensip edilmesi ve müteaddit mektuplarda da bu layıkaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri herhalde bu layıkaların ehemmiyetini tebarüze kafidir. Evet, Risale-i Nur'un telifi, zuhuru ve neşriyle beraber hizmet-i Nuriye'nin ve dersi Kur'aniye'nin taliminde ve ifasında ve mesleki Nuriye'nin
taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki olacak binleri ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmeti Kur'aniyenin inkişafında suhulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir, katidir, belihidir. İşte Hazreti Üstad'ın bu gibi şüphe götürmez hakikatlere ve meselelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikaza bulunması elbette bu hizmeti kutsiyenin ehemmiyeti iktizasındandır. Hem bu layıkaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç kendini göstermiştir. Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazreti Üstad'a arz ettiği bir mektubunda, dünyayı unutmak isterseniz başka bir hiçbir sebep olmasa dahi yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden, insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla, meclisi ilminizde takrir buyurduğunuz mütenevvi ve sözlere bile geçmeyen mesail katiyetle gösteriyorlar ki ihtiyaç da hizmette bitmemiştir. Demekte ve nurların hizmetinde ikaz, ihtar ve irşatlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki, ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık layıkalar o mübarek zatın isabetli sözünü teyit etmiştir. Bu layıkalarda görüleceği gibi Nur müellifi Aziz Üstadımız, Risale-i Nur'un neşri, okunup yazılması gibi bizzat nurlarla iştigale ehemmiyet vermekte, talebelerini daima teşvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise şüphesiz izahtan varistedir. Zira asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimler revaçta olup, yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları, hem tabiiyyun ve maddiyyunun din ve maneviyat aleyhindeki neşriyatı, hem küfrü mutlak cereyanı ki hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatine karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslami fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikri küfrisini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslam ve iman düşmanlarınca ön plana alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Çünkü Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in bir mucize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevi atom bombası olarak solculuk cereyanlarının maneviyatı kalbiyi tahribine mukabil, maneviyatı kalbiyeyi tamir edip ferden ferda imanı tahkik eden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalplerine kazandırıyor ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'an'ımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkürü imani dersiyle tabiiyyun ve maddiyyunun boğulduğu aynı meselelerde tevhid nurunu gösteriyor, iman hakikatlerini madde aleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor, liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde iman hakikatlerinin ispatını güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehli iman ve İslam için ön planda ele alınması icap eden, ehli iman elinde manevi elmas bir kılıçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehümüne, anlayışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyiz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen dersi Kur'an'ıdır. Külli marifetullah bürhanlarıdır. Asrımızın efkarının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakim'in bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet yine dünyaya örnek, ahlak ve faziletli üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegane çaresi ancak ve ancak ilahi, semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatleridir. Hakikati İslamiyettir. Risale-i Nur hakikati İslamiye ve Kur'aniye'yi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade etmektedir. Hem Nur müellifi bir mektubunda dahilde tarafkirane adavet ve münakaşalara vesile olan furuatı değil, belki bütün nevi beşerin en ehemmiyetli meselesi olan
Erkan-ı İmaniye ve Beşeri Medar-ı Saadeti ve Umum İslam'ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur'an'ın hakaiki imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim. Demek suretiyle hizmet-i İslamiye'nin ve mesaili diniyenin umumunu tazammun eden vus'at ve camiyeti haiz bulunduğunu, dini hizmetlerin her nevini teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-i Kur'an'ı olan Risale-i Nur Dairesi'nin umum ehli iman ve İslam'a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda devamla, hatta değil, Müslümanlarla belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmaya çalışıyorum. Harbi umum ve komünizm altındaki anarşistik tehlike ve tahribatlarının lisanı haliyle, dünya fanidir, firaklarla doludur, ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyiniz, dinleyip birleşiniz, yoksa sizi mahvedeceğiz diye beyanıyla bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarzı hizmeti yine Kur'an'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i ilahiye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. İşte layıka mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmeti Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hizmetkarları Tahiri, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yusebihü bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Emirdağ'daki kardeşlerime, benim hakkımda evham edenlere deyiniz ki, biz hizmet ettiğimiz bu adamın 20 senelik hayatının bütün mahrem ve gayrimahrem mektuplarını ve kitaplarını ve esrarını hükümet şiddetli tahriyatla elde etti. 9 ay hem Isparta, hem Denizli, hem Ankara adliyeleri tetkikten sonra bir tek gün cezayı bir tek talebesine vermeyi mucip bir madde 5 sandık kitaplarında ve evraklarında bulunmadı ki hem Ankara ehli vukufu hem Denizli mahkemesi ittifakla beraatine karar verdiler. Hem bu zaruri işlerini ihtiyarlığına hürmeten gördüğümüz adam mahkemece dava etmiş ve bütün hazır arkadaşlarını şahit gösterip tasdik ettirmiş ki 20 senedir hiçbir gazeteyi ve siyasi eserleri ne okumuş, ne sormuş, ne bahsetmiş ve 10 senedir hükümetin iki reisinden ve bir vali ve bir mebusundan başka hiçbir erkan ve büyük memurlarını bilmiyor ve tanımıyor ve tanımaya merak etmemiş. Ve 3 senedir harbi umumi ne sormuş, ne bilmiş, ne merak etmiş, ne radyo dinlemiş, ne intişar eden 130 telifatından 20 sene zarfında 100 bin adamın dikkatle okudukları halde ne idareye, ne asayişe, ne vatana, ne millete hiçbir zararı hükümet görmemiş. 5 vilayetin dikkatli zabıtaları ve tahri memurları ve mahkeme işiyle iştigal eden 3 vilayetin ve merkezi hükümetin 4 adliyelerinin ağır ceza mahkemeleri en ufak bir suç bulmamış ki tahliyelerine mecbur oldular. Eğer bu adamın dünya iştahı ve siyasete meyli olsaydı hiç imkanı var mı ki bir tereşşuhatı ve emareleri bulunmasın? Halbuki mahkeme sıfatında hiçbir emare bulamadılar ki muannit bir müdde-i umumi mecbur olup vukuat yerinde imkanatı istimal ederek mükerreren iddianamesinde yapabilir dememiş. Yapabilir. Nerede? Yapmış nerede? Hatta mahkemede Said ona demiş, herkes bir katli yapabilir. Bu iddianızla herkesi ve sizi mahkemeye vermek lazım geliyor. Elhasıl ya bu adam hep tam divanedir ki bu derece dehşetli umuru dünyaya karşı lakayt kalıyor veyahut bu vatanın ve bu milletin en büyük bir saadetine ihlasla çalışmak için hiçbir şeye tenezzül etmez ve ehemmiyet vermez. Öyleyse bunu taciz ve tazik etmek vatan ve millete ve asayişe bir nevi ihanettir ve onun hakkında bu çeşit evham etmek bir divaneliktir. Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip Kürdistan'a ve Vilayet-i Şarkiye'ye Şeyh Sunusi yerine vaiz-i umum yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin ihtilal yüzünden kesilen 100 bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki, 20'şer 30'ar senelik hayat dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel 100 binler vatandaşa her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş, eğer teklifi ben kabul etseydim hiçbir şeye alet olamayan ve tabi olmayan ve sırrı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hatta ben hapiste muhterem kardeşlerime demiştim, eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkum eden zatlar
Risale-i Nur'la imanlarını kurtarıp idam-ı ebedden necat bulsalar, siz şahit olunuz, ben onları da ruhu canımla helal ederim. Beraatimizden sonra Denizli'de beni tarasutla taciz edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürüyle müfettişlere dedim. Risale-i Nur'un kabili inkar olmayan bir kerametidir ki 20 sene mazlumiyet hayatımda, yüze risale ve mektuplarımda ve binler şakirtlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahili ve harici hiçbir komite ile hiçbir vesika, hiçbir alaka 9 ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki bu harika vaziyeti versin? Bir tek adamın birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa elbette onu mesul ve mahcup edecek 20 madde bulunacak. Madem hakikat budur, ya diyeceksiniz ki pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor, veya diyeceksiniz gayet inayetkârane bir hıfz-ı ilahidir. Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır. Millete ve vatana büyük bir zarardır. Ve böyle bir hıfz-ı ilahi ve inayet-i Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür. Eğer deseniz seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek derslerinle ve gizli esrarınla hayat içtimaimizi bulandırabilirsin. Ben de derim, benim derslerim bila istisna bütünü hükümetin ve adliyenin eline geçmiş, bir gün cezai mucib bir madde bulunmamış, 40-50 bin nüsa risale o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde menfaatten başka hiçbir zararı hiçbir kimseye olmadığı, hem eski mahkemenin hem yeni mahkemenin mucibi mesuliyet bir madde bulamamaları cihetiyle yenisi ittifakla beraatimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için 130 risaleden 5-10 kelime bahane edip yalnız kanaati vicdani ile 120 mevkuf kardeşlerimden yalnız 15 adama 6'şar ay ceza verebilmesi katı bir hüccettir ki bana ve Risale-i Nur'a ilişmeniz manasız bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem daha yeni dersim yok ve bir sırrım gizli kalmadı ki nezaretle tadiline çalışsanız. Ben şimdi hürriyetime çok muhtacım. 20 seneden beri lüzumsuz ve haksız ve faydasız tarassutlar artık yeter. Benim sabrım tükendi. İhtiyarlık vaziyetinden şimdiye kadar yapmadığım bedduayı yapmak ihtimali var. Mazlumun ahı ta arşa kadar gider diye bir kuvvetli hakikattir. Sonra o zalim dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler. Sen 20 senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetin ile bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim, 17 milyon değil, belki 7 milyon da değil, belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şeriye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense, azimet-i şeriye ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi 25 seneden beri hayat-ı içtimaiyi terk eden adama inat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve o iki mahkeme kırmadı ve üç vilayetin hükümetleri onu bozmadı, siz nece oluyorsunuz ki beyhude hem milletin hem hükümetin zararına o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz? Haydi siyasi muhalif de olsa, madem tasdikiniz ile 20 senedir dünya ile alakasını kesen ve manen 20 seneden beri ölmüş bir adam, yeniden dirilip faydasız kendine çok zararlı olarak hayat-ı siyasiyeye girerek sizin ile uğraşmaz, bu halde onun muhalefetinden tevehhüm etmek divaneliktir. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız minnet çekmem dediğim onları hem kızdırdı hem susturdu. Son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu la ilahe illahu, aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil azim. Yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 170, 173. Bana yardımcı ve destekçi olarak Allah kafidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona dayandım, ona güvendim ve o bütün kainatın, bütün varlıkların idare merkezi olan büyük arşın Rabbi, bütün kainatın mutlak sultanı, bütün varlıkların yegane sığınağı, besleyip yaşatanı, koruyup gözetenidir. Tevbe suresi 129. ayet. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu parçayı sizler dahi Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan Risaleler ve Mektuplar Mecmuası'nın başında yazarsınız. Eğer mecmualar olmasa da birinci şuağın başında yazarsınız.
Beni merak etmeyiniz. Sevabın ziyade olması bana sıkıntıları bir cihette sevdirir ve nurların intişarına başka sahalarda meydan açar. Umumunuza birer birer selam. Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber veren 8 parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye, aynı davaya ittifakları sarahat derecesindedir. Vahdeti mesele cihetiyle o emareler birbirlerine kuvvet verir, teyit eder. O 8'den 3 tanesi İmam Ali'nin 3 kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber vermesine dairdir. Bu 8 parçayı Ankara ehli vukufu tetkik etmiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, bu yazılmamalıydı, keramet sahibi kerametini yazamaz. Ben de onlara cevap verdim ki, bu benim değil Risale-i Nur'un kerametidir, Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve tefsiridir dedim. Onlar sustular demek kabul ettiler. Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasipti, fakat bu kadar hadsiz muarızlar ve çok kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az ve fakir ve zayıf olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat ve teşri ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti katiye olduğu ben de yazdım. Benim benliğime bir hotfuruşluk verip sukutuma sebep olsa da ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmeyi bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Ankara ehli vukufunun ittifakla verdikleri raporun suretidir. Dolu bulunan Cem'an 5 sandık kitap tarafımızdan açılarak okundu. Said Nursi tarafından telif edilen basılmış basılmamış Risale-i Nur eczaları ve Risale-i Nur'a ekli Said Nursi ile bazı şakirtleri tarafından yazılmış ilmi ve dinik mektuplarla şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile adi muhabere mektupları ve klişeler inceleme mevzu salahiyetimiz dahilinde görülerek incelendi. Bunların mahiyetini belirtmek için bu risale ve mektupları iki neve ayırmak gerektir. Risaleler bir ayetin tefsiri ve bir hadisin şerhi maksadıyla yazılmış olanlarıyla din, iman, Allah, peygamber, Kur'an ve ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsillerle yazılmış, ilmi görüşleri ve ihtiyarlarla gençlere hitap eden ahlaki öğütler ve manen ve kısmen hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakalar ve esnafa ait faydalı menkıbeleri ihtiva eden mevcudun %90'ını teşkil eden risalelerdir ki bunlar da bütün bu risalelerde müellif hem samimi hem hasbi ve hem de ilim yolundan ve dini esaslardan hiç ayrılmamıştır. Bunlar da dini alet etmek ve cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile adi muhabere ve mektupları da bu nevidendirler. 1. Said Nursi İstanbul'dayken kazandığı emniyetli şan ve şerefin kalın bir uykudan ibaret sakil bir rüyayı muvakkat bir sersemlik olduğunu söyler. Ve İstanbul'da 1-2 sene gafletle siyasete karıştığından bunu dünyanın ölümü diye tasvir eder. Bu münasebetle eski Said, yeni Said diye iki şahsiyet bulunduğunu ve bu şahsiyetlerin birbirinden ayrı olduklarını söyler. Sonra 9 adet birincide 20 kadar risale bulunan mecmuasının sonunda Isparta'da Risale-i Nur şakirtlerine yazılan mektubun içinde siyasete tenezzülün hata olduğunu söyler. 2. Said Nursi'nin en mühim kitabı olan Hüccetül Baliga adlı kitabın bir münacaat kısmında bu dünya fanidir, en büyük dava baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa davayı kaybeder. Hakiki dava budur. Bunun haricindeki davalara karışmak zararlıdır. Siyasetle meşgul olan ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır. Hem de siyaset boğuşmalarına kapılanlar selameti kalbini kaybeder der. 3. 26. lemada ihtiyar dünyada benim hakiki vazifem neşri esrar Kur'aniyedir. Bu memleketle hamiyet-i İslamiye noktasından alakadarım, yoksa benim ne hanem var ne evladım. 4. 21. lemada kardeşlerine verdiği öğütlerden birinci dustur. Amelinizde rızayı ilahi olacak, maddi menfaat fikri olmayacak. Bu yazılarda ben sufi değilim, mesleğimiz tarikat değildir. Hubbu cah ve nazarı kendine celbetmek ruhi bir marazdır. Buna gizli bir şirk denir. Eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı makam bir olurdu. O makama çok namzetler olurdu. Mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit vaziyetini takınamaz. Denizli Mahkemesi'nin ittifakla verdiği karar suretidir. Şahitler ifadelerinde
mazlumlara atıf ve isnat olunan suçu işledikleri hakkında ademi malumat beyan etmişler. Bilhassa Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden Emin Büke'nin siyaseti altında ehli vukuf intihap olunan Ankara Diyanet İşleri Müşavere Heyeti Azasından Dersihan ve Profesör Yusuf Ziya Yörükhan ve Ankara Dil Tarih Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lügal ve Türk Tarih Kurumu ve Türk İslam Kitapları Derleme Heyeti Azasında Yusuf Aykut tarafından tanzim kılınan evrak arasında mevcut raporlarında Said Nursi'nin yegan tetik olunan risale ve kitaplarında halkı dini ve mukaddesatı alet ederek devlet emniyetini ihlale teşvik etmek veya cemiyet kurmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat emare olmadığı. Mevkuflarından Said Nursi'nin mensuplarına gelince onlar Said Nursi'nin ilmi ve vakıfhane eserlerine din meselelerini ve Kur'an hakikatlerini öğreneceğiz diye peşine düşmüşler ve bunlar hüsnü niyet sahibi olup sırf dini itikat yönünden Said'e ve okudukları risalelere bağlılık göstermişler. Bu maksatla yaptıkları muhabere mektuplarının münderacatında hükümete karşı kötü maksat beslemedikleri ve bir cemiyet veya tarikat kurmak fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmış olduğuna mütedair olduğu görülmüş ve her ne kadar evrak arasında mevcut sorgu hakimliğince Denizli Ehli Vukuf raporunda Said Nursi'nin bazı asarından istibdar tarikiyle ve mesnetsiz olarak kendisinin ve mensuplarının hükümete karşı kötü bir maksat besledikleri beyan olunmakta ise de evrak-ı tahkikiye münderacatında ve şuhudun mazlumlara atfen ve isnat olunan efal hakkında ademi malumat beyan etmelerine ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaptırılan ehli vukuf raporu mahiyet ve münderacatına göre şayan-ı ihticac ve iltifat görülmemiş ve esasen mazlumların ekseriyeti azamisi okumak, yazmaktan aciz bulunmuş, diğer kısmı da kendilerini ibadet ve taate vermiş oldukları binaenaleyh devletin emniyetini ihlal edecek, mahiyet arz edecek şirait ve efsafı hayız kimselerden olmadıkları tezahür ve tahakkuk etmiş ve mahkemenin kanaat-ı vicdaniyesi de bu merkezde tecelli ve tahassül etmiş olmakla müdde-i umumenin tecziyeleri hakkındaki mütalası zikir ve taadat olunan delaile karşı gayr varit görüldüğünden reddiyle zan altına alındıkları efalden beraatlarına başka sebeple mevkuf değillerse tahliyelerine müttefikan karar verildi. 6. ayın 15'i 1944. Reis Ali Rıza rahmetullahi aleyh. Deniz Ağır Ceza Mahkemesi ittifakla beraatlarına kararlarını hükmüyle imza ediyorlar. Kendi kendime bir hasbihaldir. Bu hasbihali Ankara makamatına işittirmeyi ıslahtan sonra sizin tensibinize havale ederim. Hakim kendisi müddei olsa elbette kimden kime şekva edeyim. Ben dahi şaştım. Benim gibi bir işarelere dedirtir. Evet, şimdiki vaziyetim hapisten çok ziyade sıkıntılıdır. Bir günü bir ay hapsi münferit kadar beni sıkıyor. Bu gurbet ve ihtiyarlık ve hastalık ve yoksulluk ve zafiyetle kışın şiddeti içinde her şeyden men edildim. Bir çocukla bir hastalıklı adamdan başka kimse ile görüşmem. Zaten ben tam bir hapsi münferitte 20 seneden beri azap çekiyorum. Bu halden fazla bana tecrit ve tarassutlarıyla sıkıntı vermek ise gayretullah'a dokunup bir belaya vesile olmasından korkulur. Mahkemede dediğim gibi nasıl ki 4 defa dehşetli zelzeleler bize zulmen taarruzun aynı zamanında gelmesi gibi pek çok vukuat var. Hatta tahmin ederim ki benim hukukumu muhafaza ve beni himaye etmek için çok güvendiğim Afyon Adliyesi Denizli Mahkemesi'ndeki Risale-i Nur hakkında müracaatıma bilakis ehemmiyet vermedi, beni meyus etti, adliyenin yangınına bir vesile olduğu ihtimali var. Ben derim ki benim hakkımda vicdanlı ve insaniyetli olan bu kazanın hükümeti, zabıta ve adliyesiyle beraber beni tam himaye etmek en ehemmiyetli bir vazifesidir. Çünkü 20 senelik bütün eserlerimi ve mektuplarımı 3 adliye ve merkezi hükümet 9 ay tetikten sonra beraatimize ve tahliyemize karar verdi. Fakat ecnebi menfaati hesabına ve bu millet ve bu vatanın pek büyük zararına çalışan bir gizli komite bizim beraatimizi bozmak için her tarafta habbe-i kubbe yaparak bir kısım memurları aleyhime evhamlandırdılar. Bir maksatları benim sabrım tükensin, artık yeter dedirtsinler. Zaten onların şimdi benden kızdıklarının bir sebebi sukutumdur. Dünyaya karışmamaktır. Adeta niçin karışmıyorsun,
ta karışsın, maksadımız ne yerine gelsin diyorlar. Aleyhime hükümetin bir kısım memurlarını evhamlandırmakta istimal ettikleri bir iki desteklerini beyan ediyorum. Derler, Said'in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli hem kesretlidir. Ona temas eden ona dost olur. Öyleyse onu her şeyden tecrit etmek ve ihanet etmekle ve ehemmiyet vermemekle ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle nüfuzunu kırmak lazımdır diye hükümeti şaşırtır, beni de dehşetli sıkıntılara sokarlar. Ben de derim, ey bu millet ve vatanını seven kardeşler, evet o münafıkların dedikleri gibi nüfuz var fakat benim değil, belki Risale-i Nur'undur ve o kırılmaz, ona iyileştikçe kuvvetleşir ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilmemiş ve edilmez ve edilemez. İki adliye 10 sene fasılayla şiddetli ve hiddetli 20 senelik evrakımı tetkikat neticesinde bir hakiki sebep cezamıza bulmaması bu davaya cerh edilmez bir şahittir. Evet, eserler tesirlidir fakat millet ve vatanın hem menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan 100.000 adama kuvvetli imanı tahkiki dersi vermekle saadet ve hayat ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishanesinde kısmen ağır ceza ile mahkum yüzler adam yalnız meyve risalesiyle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri, hatta 2-3 adamı öldürenler onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikrarıyla hapishanenin bir terbiye medresesi hükmünü alması bu müddiaya reddedilmez bir senettir ve bir hüccettir. Evet, beni her şeyden tecrit etmek işkenceli bir azap ve katmerli bir zulümdür ve bu millete kadirli bir hıyanettir. Çünkü 30-40 sene hayatımı bu millet içinde geçirdiğim halde temasımdan hiç zarar görmediğine ve bu dindar millet çok muhtaç olduğu kuvve-i maneviye ve teselli ve kuvvet-i imaniye menfaatini gördüğüne kat'i bir delili, bu kadar aleyhimde olan şiddetli propagandalara bakmayarak her tarafta Risale-i Nur'a fevkalade teveccüh ve rağbet göstermeleri, hatta itiraf ederim 100 derece haddimden ziyade layık olmadığım büyük iltifat etmesidir. Ben işittim ki benim İAŞ'ime ve istirahatime ve buradaki hükümet müracaat etmiş, kabul cevabı gelmiş. Ben bunların insaniyetine teşekkürle beraber derim. En ziyade muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan hürriyetimdir. Asılsız evham yüzünden emsalsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve istibdatlar altına alınması beni hayattan cidden usandırıyor. Değil hapis ve zindan, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat hizmet-i imaniyede ziyade meşakkat ise ziyade sevaba sebep olması bana sabır ve tahammül verir. Madem bu insaniyetli zatlar benim hakkımda zulmü istemiyorlar, en evvel benim meşru dairedeki hürriyetime dokundurmasınlar. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Evet, 19 sene bu gurbette yalnız 200 banknot ile şiddetli bir iktisat ve kuvvetli bir riyazet içinde kendini idare ederek hürriyetini ve izzeti ilmiyesini muhafaza için kimseye izharı hacet etmeyen ve minnet altına girmeyen ve sadaka ve zekat ve maaş ve hediyeleri kabul etmeyen bir adam elbette iaşeden ziyade adalet içinde hürriyete muhtaçtır. Evet, emsalsiz bir tazik altındayım. Bir iki cüz'i numunesini beyan ediyorum. Birisi, mahkemece Risale-i Nur'un ilmi bir müdafaanamesi ve Ankara'nın 7 makamatına ve reisi cumhura müdafaatımla beraber gönderilen ve neticede Ankara ehli vukufunun takdiriyle beraatimize bir sebep olan ve hapis arkadaşlarımın bana bir yadigar ve hatıra olmak üzere güzel yazılarıyla birkaç nüshası yazılan ve elimde bulunan ve Denizli zabıtası görüp ilişmeyen ve Afyon polis hanesinde bir gece ve buranın zabıtasında da açık olarak bir gece kalan meyve risalesiyle müdafaanameyi her gün endişeler içinde bunları da elimden almasınlar diye saklıyordum. Belki beni tahrir edecekler telaşıyla bu gurbette tanımadığım adamlara bunları sakla diyemediğimden çok üzülüyordum. İkincisi, Denizli Mahkemesi hiç ilişmediği ve Eskişehir Mahkemesi yalnız bir tek kelimesine ilişip bir tek harfle cevabını alan İhtiyarlar Risalesini İstanbullu bir adam burada bir adamdan alıp İstanbul'a götürmüş, her nasılsa aleyhimdeki bir dinsizin eline geçmiş, habbeyi 10 kubbe yaparak vilayet zabıtasını şaşırtıp kiminle görüşüyor, yanına kimler gidiyor diye beni sıkmaya başladılar.
Her neyse, bunlar gibi çok acı numuneler var. Fakat en manasızı budur ki, beni konuşturmamak için hizmetimde bir çocukla bir hastalıklı adamdan başka herkesi ürkütüp benden kaçırtmalarıdır. Ben de derim, 10 adamın benden çekilmeleri yerine 10 binler belki 100 binler Müslüman Risale-i Nur'un dersine hiç bir maniye ehemmiyet vermeyerek devam ediyorlar. Hem bu memlekette hem hariç alem-i İslam'da çok kuvvetli hakikatleri ve çok kıymetli faydaları için tam bir revaçla intişar eden Risale-i Nur'un binler nüshalarından her biri benim yerimde benden mükemmel konuşuyor, benim susmamla onlar susmaz ve susturulmazlar. Hem madem mahkemece ispat edilmiş ki 20 seneden beri siyasetle alakamı kestiğim ve hiçbir emare aksine zuhur etmediği halde elbette benimle görüşenden tevehhüm etmek pek manasızdır. Haşiye. Garip ve acayip bir hadise. Bu ayda bir gün avluya indim, baktım. Gelen kar üstünde Risale-i Nur'un eczalarında tevfikatına işaret eden boyalar, kırmızı, sarı mürekkepler misüllü, o karın üstünde serpilmiş katreler ve noktalar var. Çok hayret ettim, sayır yerlere baktım, avlumdan başka yerlerde yoktu. Endişe ettim, kalben dedim, Risale-i Nur, umum memleketle, belki Kur'an hesabına, küre-i arzla o derece alakadardır ki, onun başına gelen beladan, musibetten bulutlar dahi kan ağlıyorlar. Bir iki adam çağırdım, onlar da hayret ettiler. Benim endişe ve telaşımı gören hane sahibinin biraderzadesi Mehmet Efendi zannetti ki, ben karın çokluğundan, yolu kapamasından telaş ediyorum. Ben yukarı çıktıktan sonra yolu açmak için o karı iki tarafa atıp o işaretli manidar kırmızı sarı hadise-i cevviyeyi kapatmıştı. Ona dedim, kapatmasaydın daha iyiydi. Aynı günde Risale-i Nur aleyhinde 3 hadise zuhur eyledi. Birincisi Afyon Adliyesi ile buradaki zabıta çavuşluğudur. Kitaplarımın iadesine dair müracaatıma mukabil daha temizden tasdik gelmediğinden karışmayız diye o cihetten benim ümidimi kırdı. İkincisi aynı günde benim ahvalimi tecessüs etmek için mahsus bir polisi Afyon gönderdiğini öğrendik. Üçüncüsü aynı günde İstanbul'da bir münafık ihtiyar risalesini bahane ederek aleyhimizde propaganda etmiş, adliyeye aksettirmiş, bu gibi hadiselerden müştaklar çekilmeye başladılar. Ben de likülli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim, hasbunallahu ni'mel vekil siperine girdim. Yani her musibet ve karşısında deriz ki biz Allah'a aitiz, onun mahluku, onun kulları, onun mülküyüz. O mülküne dilediği gibi tasarruf eder ve zaten ona dönmekteyiz. Bakara 156. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran suresinin 173. ayeti. Kendi kendime hasbihal namındaki parçaya layıka olarak adliye vekiliyle ve Risale-i Nur'la alakadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir. Efendiler, siz niçin sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur'la uğraşıyorsunuz? Katiyen size haber veriyorum ki ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri 50 sene sonra gelen nesli atiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farz-ı muhal olarak o saadet ve selamet hizmeti bir mübareze olsa da kabirde toprak olmaya yüz tutanları alakadar etmemek gerektir. Evet, hürriyetçilerin ahlak-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece laubalilik göstermeleriyle 20-30 sene sonra dince, ahlakça, namusça, şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden, şimdiki vaziyette de 50 sene sonra bu dindar, namuskar, kahraman, seciyeli, milletin nesli atisi seciye-i diniye ve ahlak-ı içtimai cihetinde ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz. 1000 seneden beri bu fedakar millet, bütün ruhu canıyla Kur'an'ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, 50 sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar belki mahvedecek bir kısım nesli atinin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden bu zamanın insanlarını değil o zamanın insanlarını düşünüyoruz. Evet efendiler,
Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar, gayesi rızay-ı ilahi ve imanı kurtarmak ve şakirtlerini ise kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve ebedi hapsi münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir ve bu millet ve vatanı anarşilik ve tehlikesinden ve nesli atinin biçareler kısmını dalaleti mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslamiyet seciyesinden çıkan bir Müslüm dalaleti mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Evet, eski terbiye-i İslamiye'yi alanların %50'si meydanda varken ve ananat-ı milliye ve İslamiye'ye karşı %50 lakaytlık gösterildiği halde 50 sene sonra %90'ı nefsi emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare tarihi 20 sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan katiyen men ettiği gibi Risale-i Nur'u hem şakirtlerini bu zamana karşı alakalarını kesmiş, hiç onlarla ne mübareze ne meşguliyet yok. Madem hakikat budur, adliyelerin değil beni ve onları itham etmek, belki Risale-i Nur'u ve şakirtlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü onlar bu millet ve vatanın en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden, onların karşısında bu millet ve vatanın hakiki düşmanları Risale-i Nur'a hücum edip adliyeyi şaşırtıp dehşetli bir haksızlığa ve adaletsizliğe sevk ediyorlar. Küçücük iki numunesini beyan ediyorum. Ez cümle, hapisteki arkadaşlarımdan selam kelamdan ibaret ve Arabi bir risalemin fiyatı olan 10 banknotu buradaki bir adama gönderip ta Isparta'da tap masrafını veren o nüshalar sahibine verilsin diyen mektubu yüzünden hem adliye hem hükümet bana sıkıntılar verip hem vasıta olan adamı tahrir etti. Bu sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir adi mektubu hem 6 ay zarfında bir tek adi muhabereyi bu kadar büyük bir mesele suretine getirmek elbette adliyenin şerefine, haysiyetine yakışmaz. İkinci numune, benim gibi garip, ihtiyar ve zayıf ve beraat etmiş bir misafire, herkesi hatta hizmetçilerini resmen propaganda ile ondan ürkütmek, kendini perişan bir vaziyete sokmak, bu vilayetteki hükümetin hamiyet-i milliyesine yakışmadığından sinek kanadı kadar mevhum bir zarara dağ gibi ehemmiyet verip, aleyhimde resmen propaganda yapmak, kiminle görüşüyor ve yanına kim gidiyor diye herkese bir telaş vermek, hükümetin hikmeti ve hakimiyeti bu acip halete elbette tenezzül etmemek gerektir. Her neyse, bu iki madde gibi muttali olanlara hayret veren çok maddeler var. Efendiler, dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse def etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden gelen dalaletin izalesi çok müşküldür. Bu zamanda dalalet fenden, ilimden geldiği için ancak onları izale etmeye ve nesli atiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarında dayanmaya Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lazımdır. Risale-i Nur'un bu kıymette olduğuna delil şudur ki, 20 seneden beri benim şiddetli ve kesretli bulunan muarızlarım ve şiddetli tokatlarını yiyen filozofların hiçbirisi Risale-i Nur'a karşı çıkmamış ve cerh edememiş ve çıkamaz. Ve 9 ay 3 adliye ve merkez hükümet ehli vukufu 100 kitaptan ibaret eczalarında bizi mesul edecek bir tek madde bulamamalarıdır. Ve binler ehli dikkat olan Risale-i Nur şakirtlerine kanaati katiye veren işareti Kur'aniye ve ihbaratı gaybiye-i aleviye ve gavsiyenin bu asırda Risale-i Nur'un ehemmiyetine ve makbuliyetine imza basmalarıdır. Evet, adliyeler hukukları muhafaza etmek ve haksızları tecavüzden durdurmak vazifeleri olmak cihetiyle Risale-i Nur'un 100 risalesi 20 senede 100 bin adamın saadetine hizmet ettiği sabit olmakla beraber 10 seneden beri 2 mahkeme ve merkez hükümet ve birkaç vilayetin zabıtaları ve denizli mahkemesi münasebetiyle 9 ay bütün mahrem ve gayrı mahrem evraklarımızda ve risalelerde millete ve vatana bir zararlı maddeyi ve mucibi ceza bir yanlış görmediğinden elbette Risale-i Nur'un bu vatanda gayet külli ve büyük hukuku var. Bu külli ve çok ehemmiyetli hukuku nazara almayıp adi evrakları gibi müsaade ederek millete ve takviye-i imana muhtaç biçarelere pek büyük bir
haksızlığı nazara almamak ve adi bir adamın cüzi ve küçük bir hakkını ehemmiyetle nazara almak, adliyenin mahiyetine ve adaletin hakikatine hiçbir cihetle yakışmaz diye size hatırlatıyoruz. Doktor Düzi'nin ve sair zındıkların eserlerine ilişmemek, Risale-i Nur'a ilişmek, gazab-ı ilahinin celbine bir vesile olabilir diye korkuyoruz. Cenab-ı Hak size insaf ve merhamet ve bize de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Gayri resmi fakat tecrid-i mutlakta Said-i Nursi. Bismihi Subhanehu ve şavirhum fil emr. Her türlü noksan sıfatlarına uzak olan Allah'ın adıyla işleri onlarla müşavere et. Ali İmran Suresi 159. ayet. Emriyle kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. Aziz Sıddık kardeşlerim. Şimdi bir emri vaki karşısında bulunuyorum. Benim iaşem için her gün 2,5 banknot hem yeniden benim için bir hane, mobilyasıyla beraber ve istediğim tarzda yaptırmak için emir gelmiş. Halbuki 50-60 senelik bir düsturu hayatım bunu kabul etmemek iktiza eder. Gerçi Darul Hikmet-i İslamiye'de 1-2 sene maaş kabul ettim fakat o parayı kitaplarımın tabına sarf ederek ve ekserisini meccanen millete verip milletin malını yine millete iade ettim. Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nur'a zarar gelmemek için kabul etsem, yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zarureti katiye derecesinde kendime yalnız az bir parça sarf edeceğim. İşittim ki eğer reddetsem onlar hususan lehimde iaşim için çalışanlar gücenecekler ve aleyhimde olanlar diyecekler. Bu adam başka yerden iaşe ediliyor. O bedbahtlar iktisadın harikulade bereketini bilmiyorlar ve 2 günde 5 kuruşluk ekmek bana kafi geldiğini görmemişler ki bütün asılsız bir evhama kapılıyorlar. Eğer kabul etsem 70 senelik hayatım gücenecek ve bu zamandan bir haber verip tamağa ve maaş yüzünden bid'alara giren ve ihlası kaybeden alimleri tokatlayan İmam Ali radıyallahu anh dahi benden küsecek ihtimali var. Ve Risale-i Nur'un hakiki ve safi olan ihlası beni de ihlassızlıkla itham etmek ciheti var. Ben hakikaten tahayyürde kaldım. Ben işittim ki eğer kabul etmesem beni daha ziyade sıkacaklar ve belki Risale-i Nur'un tam serbestiyetine ilişecekler. Hatta şimdiki tazikleri beni o iaşe tekliflerine mecbur etmek içinmiş. Madem hal böyledir, inna zaruratı tubihul mahzurat kaidesiyle, yani zaruretler haramı helal derecesine getirir. Zaruret derecesinde olsa inşallah zarar vermez. Fakat ben reddettim, reyinize havale ediyorum. Aziz kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben her zahmette bir eseri rahmet ve bir lemayı inayet gördüğümden sıkılmıyorum. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izale eder, daimi surur verir. Burada Abdülmecit, yani kardeşim, hükmünde ve hanedanı da benim hanedanım olması cihetiyle en çalışkan ve fedakar Mustafa Acet, hem küçücük bir Hüsrev, hem küçücük bir Abdurrahman hükmünde Ceylan namında çok çalışkan bir çocuk Risale-i Nur'a tam hizmet ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, size melaikeye ait meyvelerin bir parçasını daha gönderdim. Mahkeme reisi kitaplarımı bana vereceğini söylemesi üzerine Denizli'ye 2 vekaletname gönderdim. Burada bana şiddetli bir tecrit ve tazik verildiğine merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye devam ediyor. Medar ibrettir ki burada Risale-i Nur serbest okunup yazılırken hilaf-ı adet başta bu kış yaz gibi gittiğini çok adamlardan işittim. Ne vakit bana ve Risale-i Nur'a hücum edildi, yazdırılmadı, tatil oldu, gayet şiddetli bir kış başladığı gibi Afyon'a şekva suretinde yazılan hasbihal ve zelzeleleri Risale-i Nur'un tatiliyle münasebettar gösterdiği cihetini inanmayanlara güya inandırmak için aynı taarruz zamanında başlayıp şimdiye kadar ara sıra hafifçe sarsar ikaz ediyor diye işittim. Hem ne vakit Risale-i Nur'a ilişilmişse bir nevi umumi korku başlamış görüyoruz. Demek bu vatanın belalardan muhafazası için Risale-i Nur bir katı vesiledir. Madem böyledir, millet ve vatanı sevenler Risale-i Nur'u serbest bıraksınlar ve okusunlar. İyaşi için tahsisatlarından yalnız masraf borçları vermek için bir tek defa 8 günlük tayinatı kabul ettim, daha istemem dedim. Aziz Sıddık tam metin kardeşlerim.
şehit merhumun berzahta okumasıyla mesrurlarına meşgul olduğu nur risallerini dünyada kendi yerinde çalışmak ve beni de çalıştırmak için yazılmışlar gibi tam vaktinde yetişti ve Medrese-i Yusufiye'nin üç tatlı meyvesini ve Kur'an'ın kutsi ve firdevsi binler meyveler veren üç hizbini beraber getirdi. İki kahraman mübarek yazdıkları güzel iki meyvelerin tarzında ve kıtasında 11. meselesini dahi yazıp 4-5 nüsa hizbi Nuriye varsa ve 5-6 hizbi Kur'aniye ile beraber gönderilse münasiptir. Ve Hüsrev'in fıkrası 11. meselenin ayrında kaydedilsin. Size bu defa Ayetül Kürsi'nin arkadaşı ve tetinmesi 2-3 ayetin bir nükte-i icaziyelerine dair bir parça gönderdim. Daha tamamlamaya bir ihtar almadım. Noksan kaldı. Pek acelelikle yazıldı. Ehemmiyetli sırlar göründü. Fakat dünyaya bakmamak için tamam ve açık yazdırılmadı. Eğer hoşunuza gitse 11. meselenin haşiyesinin bir layıkası olarak kaydedersiniz ve İcaz-ı Kur'an Risalesi'nin zeyillerinde hem El Felak nüktesini hem bunu yazarsınız. Kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Katli kanaatim geldi. Bizler bir inayet altında gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir desti gaybi tarafından istihdam ediliyoruz. Çok defa ve asa en tekrehu şey'e ve huve hayrun leküm sırrına mazhar oluyoruz. Yani olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Bakara 216. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çok. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin gayet mübarek ve cennet meyveleri gibi şirin hediyelerinizi ve Denizli cihetindeki beşaretinizi aldım. Şimdi bu dakikada pek çok işler beni uzun konuşturmayacak, kısa kesmeye mecbur oldum. Çünkü hediyeyi getiren çabuk gidecek diye acele yazdım. Evvela son parçada başta Bil Urvetil Vuska 1344 sehvidir. Eğer okunmayan iki hemze ve medde sayılmazlarsa sehiv değil, hem çok manidardır. Doğrusu 1347'dir ki parçanın ahirinde tekrar doğru yazılmış, hem baki kalan kısmı hem ehemmiyetli hem dünyaya baktığı için ve alakadaki innel insane le yetgâ o parçadaki tağuta baktığından şimdilik yazdırılmadı. Ayetlerin manası en sağlam tutamağa yapışmıştır Bakara 256. Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan azar Alak suresi 6. Ve saniyen Firiste'de ayeti hasbiye olan 4. şu an Firistesi İhtiyar lemasının 14. ricası yerinde yazılsın. Hakikaten münasip görünüyor, tam bir ricadır. Salisen 28. lemanın 28. nüktesinin aynı firisesi değil, 15. sözün ahirinde yazılsın. Çünkü ikisi aynı hakikatten bahsediyor. Rabian, merhum Hafız Ali'nin lemalarını tahsiye ettim. Yakında inşallah gönderilecek. Bugünlerde mübarek kahramanların firdevsi ve yusufi meyvelerini tahsiye ederken, o risale bana o derece kuvvetli ve kıymetli göründü ki bağırarak dedim, bütün çektiğimiz hapis sıkıntıları 100 misli ziyade olsa da yine bu meyve risalesi 100 derece daha fazla iş görmüş, en muannitleri de imana getirerek geniş dairelerde kendini zevkle okutturuyor. Ey bana sıkıntı veren bedbahtlar, bana ne yaparsanız yapınız, 5 para vermem, başımıza ne gelse ucuzdur, aynı inayettir ve mahz-ı rahmettir diye tam teselli buldum. Umum Risale-i Nur talebelerine selam ve selametlerine dua ederiz Said-i Nursi. Bu istida 3 makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi. 20 seneden beri sabredip sukut eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren Cumhuriyet hükümetinde her bir hürriyetten men edilmekle beraber düşmanlarım benim aleyhime her cihetle serbest olarak beni eziyorlar. Hürriyeti vicdan ve hürriyeti fikri ilmiyeyi temin eden Cumhuriyet hükümeti ya beni tam himaye edip garazkar evhamlı düşmanlarımı sustursun veyahut bana düşmanlarım gibi hürriyeti kalem verip müdafaatıma yasak demesin. Çünkü resmen perde altında her muhabereden benim için postahanelere gizli emir verilmiş. Su ve ekmeğimi getiren bir tek çocuktan başka kimseyle beni görüştürmemek için tembihat verildiği bir zamanda eskiden beri benim muarızlarım fırsat bulup tam mahkeme-i temizin beraatimizi tasdik ederek mahkemedeki
ehli vukufun tahsin ettikleri kitaplarımı almayı beklerken o düşmanlarım hiç münasebetin olmayan bir iki mahrem risalelerimi verdirip sonra meslekçe benim aleyhimde bir iki ehli vukufun eline geçirip aleyhimde fena bir rapor hazırladıklarını işittim. Daha sabır ve tahammülüm kalmadı. Ben hükümeti cumhuriyenin bütün erkanlarına belki dünyaya ilan ediyorum ki Kur'an-ı Hakim'in sırrı hakikatiyle ve icazının tılsımıyla benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye hareketimiz ve hedefimiz ölümün idam ebedisinden imanı tahkikiyle biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir. İşte Risale-i Nur 3 ehli vukuf heyetinin ve 3 mahkemenin incelemesinden geçtiği halde bu iki vazife-i kutsiyeden başka kasti olarak dünyaya, idareye, asayişe dokunacak ciheti olmadığına 20 senelik hayatım ve 130 Risale-i Nur meydanda cerh edilmez bir hüccettir. Evet, mahkemece dava ettiğim ve benimle münasebetler bütün dostlarımın tasdiki altında 20 seneden beri hiç müracaat etmeyen ve 10 seneden beri hükümetin erkanlarını birkaçı müstesna olarak bilmeyen ve 4 seneden beri dünya harbinden ve hadisatından hiç haber almayan ve merak etmeyen bu biçare mazlum Said, hiç imkanı var mı ki ehli siyasetle uğrasın ve idareye ilişsin ve asayişin ihlaline meyli bulunsun? Eğer zerre miktar bulunsaydı, karşımda kimler var, dünyada neler oluyor, bana kim yardım edecek diye soruşturacaktı, merak edecekti, karışacaktı, hilelerle büyüklere hulul edecekti. En elim cüzi bir hadise şudur ki, bir tecrid-i mutlak içinde her muhabereden kesilmiş vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane ve bahane bulunuz ki beni hapse alsınlar. Bu azaptan kurtulayım diye bazı dostlarıma bir gizli mektup elden göndermiştim. Ta benim hayatımın sermayesi ve neticesi ve gayet zinetli bir surette tezin edilmiş Risale-i Nur'dan Denizli'de mahkemede bulunan kitaplarıma yakın olayım ve teslim almaya çalışayım. Maalesef aleyhime olan oradaki ehli vukuftan bir tek adam beni müdafaa ederken o dahi mektubumu görüp hapse girmem için aleyhime hüküm vermeye mecbur olmuş. Beni hapislere sokan muarızlarımın bir bahaneleri de o mahkemede ondan beraat kazandığım tarikatçılıktır. Halbuki Risale-i Nur'a daima dava edip demişim, zaman tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız cennete gidenler çoktur. İmansız cennete giden yoktur diye bütün kuvvetimizle imana çalışmışız. Ben hocayım, şeyh değilim. Dünyada bir hanem yok ki nerede tekkem olacak. Bu 20 sene zarfında bir tek adam yok ki çıksın desin. Bana tarikat dersi vermiş ve mahkemeler ve zabıtalar bulmamışlar. Yalnız eskiden yazdığım tarikatların hakikatlerini ilmen beyan eden Telvihat Risalesi var ki bir dersi hakikattir ve yüksek bir dersi ilmidir, tarikat dersi değildir. Hürriyeti vicdanı esas tutan hükümeti cumhuriyenin elbette bu milletin milyarlar ecdadının ruhları bağlandığı bir hakikate ve onun yolunda dünyaya meydan okudukları ve imanı tahkiki galibane felsefeye karşı ispat eden bir eseri ve hadimlerini himaye etmek ehemmiyetli bir vazifesidir. Yoksa o zayıf hadimin ellerini bağlayıp binler düşmanlarını ona saldırtmaya hiçbir vecihle o cumhuriyetin düsturları müsaade etmez. Cumhuriyet beni dinleyecek diye şekvamı yazdım. Evet, hasbunallahu ve ni'mel vekil derim. Heyet-i vekileye ve milletvekilleri riyasetine cüz'i fakat ehemmiyetli bir maruzatımdır. 30 seneden beri hayat-ı siyasiyeden çekildiğim halde bu sırada bir defaya mahsus olarak vatani ve milli ve asayişi bir meseleyi beyan ediyorum şöyle ki. Çok emarelerle katı kanaatimiz geldi ki anarşilik hesabına bana ve bu emirdağ kasabasına ve dolayısıyla bu vatana bir suikast var ki bir habbeyi kubbeler ve bir sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir hadiseyi dağ gibi gösterip sükunete muhtaç olan bu vatanda beni bahane edip anarşilik hesabına ve bir ecnebi planıyla bize yani biçare vatandaşlarımızı idam ebediden ve şübahat-ı uhreviyeden kurtarmaya çalışan Nur şakirtlerine bütün kanunsuz ve keyfi hücum edildi. Pek zahir bir garazla, evham yüzünden baruta ateş atmak gibi bu vatana ve asayişe beni bahane edip suikast edildi şöyle ki.
Üç mahkeme 20 senelik mektuplarımı ve kitaplarımı ve hallerimi inceden inceye tetkikten sonra bize ve kitaplarıma beraat verdiği halde ve 3 seneden beri telifatı terk ettiğim ve haftada ancak bir mektup yazabildiğim ve mecbur olmadan her biri bir gün nöbetle zaruri hizmetimi yapan 3-4 terzi çırağından başka kimseyi kabul etmediğim halde ve serbestiyet verildiği ve memleketime gitmediğim halde hiç ömrümde görmediğim bir tarzda ve resmi bir surette beni hiddete getirip bir hadise çıkarmak için tahkir ve ihanet kastıyla kanunsuz ve garazla beni taharriyle kapımın kilidini kırıp Kur'an'ımı ve Arabi levhalarımı evrak muzura gibi alıp götürmekle beraber adliyenin mühim bir memuru resmen buradaki memurlara amirane demiş ki Said'i iki jandarma ile teşhir suretine çıkarıp zorla başına şapka giydirip öylece ifadeye getirmeliydiniz. Hem ona yanaşanları tutunuz diye ehemmiyetli bir mecliste ve aynı hakikat olan ifademi okudukları vakit söylemiş. Şek ve şüphe kalmadı ki beni tahkir ve ihanet edip hiddete getirip asayişi bozmak garazı takip ediliyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki biçarelerin istirahatine ve onlardan belaların define feda etmek için bana bir haleti ruhiye ihsan eylemiş ki ben de onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirat ve ihanetlere karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin asayişine hususan masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin dünyevi istirahatlerine ve uhrevi saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. İşte sinek kanadını dağ gibi yaptıklarının bir temaresi şu ki, benim gibi gurbette hasta, ihtiyar, zayıf, tek başına bulunan bir adam için 10 gün zarfında 5 defa Afyon valisi ve emniyet müdürü ve 2 defa Afyon müdde-i umumisi benim için buraya gelmesi ve 2 günde her bir günde 5 tayyareye benim gezdiğim yerlerde benim nezaret altına alması ve 5 polis hafiyesinin burada bana tarassut edenlere ilave edilip ahvalimi tecessüs etmek için gönderilmesi ve postahanelere bana ait mektupların müsaderesi için resmen emir ve verilmesi gösteriyor ki Şeyh Said ve Menemen hadisesinin 10 misli bir hadiseyi evhamla düşünmüşler, Habbe-i Kubbe söylemişler ki böyle bir vaziyet alıyorlar, benim eski hayatımı zannedip ihanetle hiddete gelecek tahmin etmişler. Bilakis aldandılar. Biz bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir Seddi Zülkarneyn gibi bir Seddi Kur'an'ın tesisine çalışıyoruz. Bize ilişenler anarşilik ve belki komünistliğe zemin ihzar ediyorlar. Evet, eğer eski hayatım gibi İzzet-i İlmiye'yi muhafaza etmek için hiçbir hareketi, hakareti kabul etmemek olsaydı ve vazife-i hakikiyesi sırf ahiret ve ölümün idam ebedisinden Müslümanları kurtarmak vazifesi olmasaydı ve bana ilişenler gibi sırf dünyaya ve menfi siyasete çalışmak olsaydı, 10 Menemen, 10 Şeyh Said hadisesi gibi bir hadiseye o anarşilik hesabına çalışanlar sebebiyet vereceklerdi. Hem 3 mahkeme ve 20 senede kaç vilayetin zabıtaları kıyafetime kanunca ilişmedikleri ve mazuriyetim ve inzivama binaen tebdili kıyafetime hiçbir ihtar olmadığı halde böyle keyfi kanunsuz cebren ahali içinde başıma şapkayı giydirmeye çalışmak 40 seneden beri bu vatanda hususan imanı tahkiki dersinde kardeşane alakadar olan yüz binler adam pek büyük bir heyecan içinde zemini hiddete getirip emsalsiz ağlamaya vesile olacaktı. Zaten ecnebi parmağıyla güya hakkımda teveccüh-i ammeyi kırmak fikriyle damarlarıma dokunacak kanunsuz muamelelerin mezkûr maksat için yapıldığına çok emarelerle katı kanaatimiz geldi. Fakat Cenab-ı Hak hadsiz şükür olsun ki benim gibi kabir kapısında alakasız dünyadan usanmış, hürmetten teveccühü ammeden kaçmış ve şan-ı şeref ve hutfuruşluk gibi riyakarlıklara hiçbir meyli kalmamış bir vaziyette iken bunların bana karşı kanunsuz ihanetlerinin hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum, bana lüzumsuz evham yüzünden eziyet edenlerin yakında ölümle idam-ı ebediyeye giriftar olacaklarını düşünüp hakikaten acıyorum. Ya Rabbi,
onların imanını Risale-i Nur'la kurtar, idam ebediden sırrı Kur'an'la terhis tezkeresine çevir, ben de onlara hakkımı helal ediyorum, Said-i Nursi. Bismihi Subhanehu, bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualle cevaptır. Sual, üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı, 2-3 defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı, neden? El cevap, yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır, böyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir. Faydası uhrevidir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki, herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil, belki onun tayinini ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran, bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bir manayı anlar ki, bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni hem bu çocukları hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermezse başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der. Tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık 6 nokta beyan edilecek. 1. nokta. Nimet ve rahmet-i ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi, elbette bir parça hissemizde olacak. 2. nokta, hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir. Hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. 3. nokta, ayette vardır. Öyle musibetten kaçınınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti âmmeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar hikmet-i diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibet-i âmmede masumlar da bela çekerler. 4. nokta. Şimdi malda ve rızıkta hilelerle, suistimal ile, rüşvetle çok haram karıştığı ve ikinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve 10 adamdan 2-3'ü tam rahmete müstahak ise ikincilerin malından istifade edenlerden 5-6'sı ya zulümle, haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. 5. nokta. Risale-i Nur bu Anadolu memleketine belaların def'ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor, onun intişarı ve okunması külli bir sadaka nevinde semavi ve arzi belaların def'ine çok emareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmiş. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında 4 defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu'da ekser okunması 2. Harbi Umumi'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu Sure-i Vel Asr'ı işaret ettiği, bu 2 ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkemeyi temiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle
Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken, bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle belaların define vesile olan bu külli sadakayı maneviye karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı. Altıncı nokta, yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla, pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus bir ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım, Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanında, burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları, aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı, fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından, rahmet dahi cüz'ü kaldı. İnşallah yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbestiyet ve intişarı küllüleşecek ve rahmet dahi tam olacak. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizbul Kur'anül Muazzam'ın hem fevkalade ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir hevesinin, hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir numune-i kutsisi, hem tamam Kur'an'ın tevafuklu tabında bir misal-i musagarı ve müjdecisi, hem maddi ve lafzi ve manevi parlak bir icaz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır ve onun tabına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır. Risale-i Nur'un iki parlak ve kutsi isnat noktası ve ab-ı hayat çeşmesi olan Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilm ayetiyle Kulillahümme malikel mülk ayeti her nasılsa sehven Sure-i Ali İmran'dan alınan ayetlerde yazılmamışlar. Bu iki ayeti de yazıp içine koyunuz. Bugünlerde 12. sayfayı okurken birden innel münafikine fidderkil esfel esfeli minenlar ayeti gözüme ilişti. Ma kabline baktım. وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ gördüm. İlahir. Arka sayfasına baktım, gördüm ki Risale-i Nur'a işaret eden 4 ayet var ve onlar 1. şuada izah edilmiş. Kalbime geldi. Herhalde bu dehşetli ayet, bu dehşetli ve zulümatlı ve nifakı kuvvetli asrımıza da hususi bakar. Dikkat ettim, kanaatim geldi. Bir emaresi şudur ki, اِنَّ الْمُنَافِقِنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ cifir ve ebced hesabıyla tam tamına nifakın 4 mertebesinin tarihlerine tevafukla parmak basıyor. Şöyle ki, şeddeler sayılır eğer okunmayan hemzeler ve fiildeki okunmayan ye sayılmazsa tam tamına 1362 ederek bu sene parmak basar. Eğer minenlardaki şedde bir nun bir lamı asli hesap olsa 1342 ederek harbi umuminin dehşetli nifakları netice veren tarihine tam tamına tevafukla haber verir. Ayetlerin meali, Allah şahittir ki başka ilah yok ancak O vardır. Bütün melekler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da aynı gerçeğe şahittirler. Ali İmran 18. Allah'ım ey mülk ve hakimiyetin yegane maliki. Ali İmran 26. Şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar. Nisa suresi 145. Onu görürcesine en azından onun kendisini sürekli gördüğünün şuuru içinde bütün varlığıyla Allah'a teslim olan ve şirkte nifaktan uzak tutturu bir tevhid inancıyla İbrahim'in milletine yol, inanç ve yaşayış tarzına uyanın dininden daha güzel bir dine kim sahiptir ki? Nisa suresinin
125. ayeti. Eğer şedde iki nun sayılsa, okunmayan hemzeler ye de sayılsa 1376 ederek bu zulümatlı nifakın sukut mertebesine ve çok ayetlerde nur ile karşılaştırılan ez-zulümat kelimesini makamı cifrisi olan 1372'ye 4 farkla tevafuk ederek haber verir. Eğer okunmayanlar sayılsa ve en-nar'daki şedde lamı asli olsa tam tamına 1306 ederek küfür ve nifakın dehşetli fırtınalarının tarihine tevafukla parmak basar gördüm. Hem 12. ve 13. sayfalara dikkatle baktım gördüm ki Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ve muarızlarına o derece mutabık geliyor ki değil yalnız bir manayı işare ile bir remizdir. Belki bu asra bakan manayı sarihiyle hususi bakar külli manasına mümtaz bir fert olarak dahil eder diye kat'i anladım. Hadsiz şükrettim. Bu hizmet-i nuriyede şimdiye kadar başımıza gelen belalar 100 derece ziyade olsa yine ucuzdur. Biz kazanıyoruz. O belalar ehemmiyetsiz fani şişelerimizi ve cam parçalarımızı kırmalarıyla baki ve uhrevi elmasları bize kazandırıyorlar diye sabır içinde şükretmeliyiz ve sevinmeliyiz bildim. Hem beni bu 8. defadaki zehirlendirmeleri dahi yine hakim kaldığını size beşaret veriyorum. Fe inneke mahrusun bi aynil inaye. Gafz-ı Azam'ın teminatı yine tahakkuk eyledi. Muhakkak ki sen inayet gözüyle gözetilip korunmaktasın. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını bu mübarek şuuru selasede isterim. Ve daire-i nuriyede kesretli bulunan masumların ve elleri boş dönmeyen mübarek ihtiyarların masumane dualarını bütün ruhumla arzu eden kardeşini Said-i Nursi. Aziz kardeşlerim, size iki pusulayı Leyle-i Gayb'den 6 saat evvel yazdım. Hizb-ül Nuriye kağıt ile teslimden sonra katiyen benim kanaatimde bir nevi mucize-i Ahmediye olarak 2 aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların hakim kaldığı ve herkes meyusiyetten derdi maişiyet endişesiyle kalben ağlarken birden Leyle-i Regaib bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği 3 saatte 100 defa belki fazla tekrarla Melek-i Rad'ın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki en muannide dahi Leyle-i Regaib'in kutsiyetini ve Hazreti Risalet'in bir derece, bir cihette alem-i şehadete teşrifinin umum kainatça ve bütün asırlarda nazar ehemmiyette ve rahmeten lil alemin olduğunu ispat etti ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Acaba dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi. Bu yağmurda hissesi var mı merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından bu rahmet ima eder ki herhalde ehemmiyetli bir futuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Hem burada lemaların verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması inşallah bir nevi makbul dua hükmüne geçti. Aziz, sıddık, sarsılmaz kardeşlerim ve varislerim, bana karşı şimdiki tazikatın 3 sebebi var. Birincisi, heyeti vekilenin kararıyla İHŞM için her gün 2,5 banknot ve sair masraflar için de bir tahsisat ve istediğim tarza bir haneyi inşa edip bana vermek hakkında buraya emir gelmişti. Ben de kabul etmedim. Yalnız yol masrafı için Denizli'de sevkiyatım için verilen bir kısmı kabul ettim. Onlar da kızdılar, tarassuta başladılar. İkinci sebep, Denizli havalisindeki ahali Risale-i Nur hesabına bana karşı haddimden pek çok ziyade hüsnü teveccüh göstermesiyle ve buralarda dahi aynı hal başlaması garazkarların evhamına dokunmasıdır. Üçüncüsü, malum ölmüş adamın hesabına benden intikamını almak için Afyon valisinin garazkarane bahaneleridir. Fakat kader-i ilahi onların bu zulümlerini hakkımızda merhametlere ve maslahatlara çeviriyor. Siz merak etmeyiniz, bir maslahat şudur ki onlar yalnız Risale-i Nur yerinde beni susturuyorlar. Halbuki benim bedelime Risale-i Nur yüzer dillerle ve şakirtleri binler lisanlarıyla mükemmel konuşuyorlar. Bu nurları zulmetli kafalara ders veriyorlar.
en büyük memurların onlara gönderilen Risale-i Nur'un müdafası olan Meyve'nin tesiriyle başka risaleleri de bilhassa Hüccetül Baliga mecmuasını kemali merakla tetkik etmeye başlamaları onların inatlarını kırdığına çok emareler var. Evet, nasıl ki onlar şahsımla meşgul olmaları Risale-i Nur'un bir derece serbestiyetine ve intişarına faydadır. Öyle de kardeşlerimle görüştürmemek dahi ehemmiyetli bir maslahattır. Hatta bir defa görüşmek için 100 lirasını sarf edip buraya kadar gelen bir kardeşimizin görüşmeden geri gitmesi tam bir maslahat oldu. Eğer kapı açılsa her taraftan ziyaretçi tehacümüyle hem garazkar ve vehhamların evhamına dokunmak ihtimali hem sırrı ihlasa ve mesleğimiz olan prensibimize zararı bulunması cihetiyle bu tecridim hakkımızda bir inayettir. Bu şuhuru mübarekede kazanç bire yüzdür. Mübarek kardeşlerim ricalen ve nisaen ve masumlar ve muhterem ihtiyarlar dualarıyla bize yardım etmelerine pek ziyade ihtiyacımız var. İnşallah daha hiçbir fırtına sizleri sarsmayacak, çelik gibi metanetiniz kırılmayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, hem manevi hem maddi birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet tahtında bir cevaptır. Sual: neden ne dahilde ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alaka peyda etmiyorsun ve Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? Halbuki eğer temas etsen ve alakadar olsan birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlerini neşredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın. El cevap: bu alakasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi mesleğimizin esası olan ihlas bizi men ediyor. Çünkü bu gaflet zamanında hususan tarafgirane mefküreler sahibi her şeyi kendi mesleğine alet ederek hatta dinini ve uhrevi harekatını da o dünyevi mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaiki imaniye ve hizmet-i nuriye-i kutsiye kainatta hiçbir şeye alet olamaz. Rıza-i ilahiden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengamında bu sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i ilahiyeye dayanmaktır. İçtinabımızın çok sebeplerinden bir sebebi de Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir. Çünkü وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى, yani birisinin hatasıyla başkası veya akrabası hatakar olamaz, cezaya müstahak olamaz. Olan düsturu irade-i ilahiyeye karşı bu zamanda اِنَّ الْاِنْسَانَ لَزَلُومٌ كَفَّارٌ sırrıyla çirit bir zulümle mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle bir caninin hatasıyla değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı 100 cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet 100 masumu birkaç cani için zararlara sokar. Mesela hatalı bir adama müteallik biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde tarafgirane cereyanlar yüzünden böyle masumlar zulümden kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler bütün zulmü dağıtır, genişletir. Cihad dini de olsa kafirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir. Müslümanlar onları kendi mülküne dahil edebilir. Fakat İslam dairesinde birisi dinsiz olsa çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez, hukukuna müdahale edilmez. Çünkü o masumlar İslamiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil belki İslamiyetle ve cemaat-i İslamiye ile bağlıdır. Fakat kafirin çocukları gerçi ehli necattırlar fakat hukukta, hayatta pederlerine tabi ve alakadar olmasından cihat darbesinde o masumlar memlük ve esir olabilirler. Umum kardeşlerime birer birer selam ve
kârı binler olan Leyle-i Miracınızı tebrik ederim. Merhum Hacı İbrahim'in Refet Bey gibi müteallikatlarına benim tarafımdan taziye edip deyiniz ki, o merhum Risale-i Nur talebeleri dairesi içindedir. Daima onlara olan dualara mazhardır. Biz de hususi ona dua ederiz. Said-i Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, sual, tevafukla bu keramet nasıl kat'i sabit oluyor diye kardeşlerimizden birisinin sualine küçük cevaptır. El cevap. Bir şeyde tevafuk olsa küçük bir emare olur ki onda bir kasıt var, bir irade var. Rastgele bir tesadüf değil ve bilhassa tevafuk birkaç cihette olsa o emare tam kuvvetleşir ve bilhassa 100 ihtimal içinde iki şeye mahsus ve o iki şey birbiriyle tam münasebettar olsa o tevafuktan gelen işaret sarih bir dalalet hükmüne geçer ki bir kasıt ve irade ile ve bir maksat için o tevafuk olmuş, tesadüfün ihtimali yok. İşte bu meseleyi Miraciye'de aynen böyle oldu. 99 gün içinde yalnız Leyle-i Regaib ve Leyle-i Miraca Yağmur Rahmeti'nin tevafuku ve o iki gece ve güne mahsus olması, daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyacı şedidin tam vaktine muvaffakatı ve Miraciye Risalesi'nin buradaki çoklar tarafından şevkle kıraat ve kitabet ve neşrine rast gelmesi ve o iki mübarek gecenin birbiriyle birkaç cihette tevafuk etmesi ve mevsimi olmadığı için acip gürültülerle söylenmeyecek maddi manevi zemin gürültüleriyle feryatlarına tehditkarane ve teselli darane ve tevafuk etmesi ve ehli imanın meyusiyetinden teselli aramalarına ve dalaletin savletinden gelen vesvese ve zaafiyetine karşı kuvve-i maneviyenin takviyesini istemelerine tam tevafuku, bu geceler gibi şair-i İslamiye'ye karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak kainat bu gecelere hürmet eder, neden siz etmiyorsunuz diye manasında kesretli, rahmetle şair-i İslamiye'ye karşı hatta semavat ve fezay-i alem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi zerre miktar insafı olan bilir ki, bu işte hususi bir kasıt ve irade ve ehli imana hususi bir inayet ve merhamettir. Hiçbir cihetle tesadüf ihtimali olamaz. Demek hakikat-i Miraç bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam ve keramet-i kübrası olduğu ve Miraç merdiveniyle göklere çıkması ile Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği gibi bu seneki Miraç'ta zemine ve bu memleket ahalisine kainatça hürmetini ve kıymetini gösterip bir keramet gösterdi. Aziz Sıddık kardeşlerim, İşaret-i Gaybiye-i Kavsiye ve Aleviye'de 64'te Risale-i Nur telifçe tamam olur. Demek ki o tarihten sonra yalnız izahat ve haşiyeler ve tetinmeler olacak. Bu münasebetle iki nokta ihtar etmek kalbime geldi. Birincisi, Risale-i Nur'un fıtratı ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imanı alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer, bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i İslami ile kurtarmadınız? İşte bu hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i amaline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar. Risale-i Nur'un ikinci kısım talebeleri fıtraten Risale-i Nur'a muhtaç bir derecede dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir de derece yaşlı da olsa Risale-i Nur ona hakiki bir gıdayı manevidir. Çünkü Risale-i Nur'un dört esasından birisi şefkattir ki ismi Rahim'in mazhariyetinden gelmiş kadınların da en esaslı hassaları ve fıtri vazifelerinin mayası şefkattir.
Üçüncü kısım, fıtri olmasa da vaziyeti itibarıyla Risale-i Nur'a ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Çünkü Risale-i Nur hayatı bakiyeyi güneş gibi gösterdiğinden ve dünyevi hayatın fanilik cihetinde mahiyetini tam gösterdiğinden dünyevi hayatlarına ya hastalık veya ihtiyarlıkla darbe gelen ve gaflet veya dalalet cihetiyle ölümü idam tevehüm eden hastalar ve ihtiyarlar Risale-i Nur'a o derece muhtaçtırlar ve öyle bir teselli, bir nur alırlar ki onların hastalık ve ihtiyarlığını sıhhat ve gençliğe tercih ettiriyor. İhtar edilen ikinci nokta. Madem Arabice 64'e girdik, işareti gaybiye gelmesiyle Risale-i Nur tekemmül etmiş olur. Eğer Rumi tarihi olsa daha 2 senemiz var. Halbuki çok mühim yerde yazılmayan ve tehir edilen risaleler kalmış. Mesela 30. mektup ve 32. mektup ve 32. lemalar gibi ehemmiyetli mertebeler boş kalmış, kalbime ihtar edilmiş ki eski Said'in en mühim eseri ve Risale-i Nur'un Fatiha'sı, Arabi ve matbu olan İşaretül İcaz tefsiri 30. mektup olacak ve olmuş. Eski Said'in en son telifi ve 20 gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen Lemaat Risalesi 32. lema olması ve Yeni Said'in en evvel hakikatten şuhut derecesinde kalbine zahir olan ve Arabi ibaresinde katre, habbe, şemme, zerre, hubab, zühre, şule ve onların zehirlerinden ibaret büyükçe bir mecmua 33. lema olması ihtar edildi. Hem meyve 11. şua olduğu gibi Denizli Müdafaanamesinde 12. şua ve hapiste ve sonra Küçük Mektuplar Mecmuası 13. şua olması ihtar edildi. Ben de aziz kardeşlerimin tensiplerine havale ediyorum. Demek birkaç mertebede kapı açıktır. Bizlere daha iyi tetinmeler yazdırılabilir. Aziz kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Kastamonu ve civarındaki kardeşlerimi de eski zamanda olduğu gibi daima beraber görüyorum. Hiç merak etmesinler, Risale-i Nur tevakkuf etmiyor. Perde altında büyük futuhatı var. Sıkıntılarımızın neticeleri Risale-i Nur'un derslerine daha ziyade nazara dikkate celbedip geniş bir dairede kendini okutturuyor. Onun için gayet çalışkan iki kardeşimiz olan baba ve oğlu ve babası ziyade sıkıntı çekmelerinde iftihar etsinler. Orada muvakkat tevakkuftan müteessir olmasınlar. Benim ve bizim nazarımızda onlar eski mevkilerini tam muhafaza ediyorlar. Başta Risale-i Nur'un fıtri talebeleri masum çocuklar demiştik. İşte bir numunesi, bu mektubumu rahatsızlıktan kendim yazamadığım için ben söyleyip yeni hurufla yazan Ceylan, biri de ona mektup yazan masum küçük Ali, biri de bu defa bana kamilane ve müdakkikane mektup yazan Medrese-i Nuriye'nin küçük şakirdi küçük Mehmet'tir. Ben de onlara barikallah bahtiyar çocuklar derim, peder ve validelerini de tebrik ederim. Bir suale mecburi cevabın tetinmesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derdi maişet meşgalesi engamı ve şuhuru selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kusyede bir sebat olmazsa Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir futur ve tevakkuf başlar. Aziz kardeşlerim, siz katibiniz ki Risale-i Nur şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ruyu zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak aver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde futur getirmeyiniz, meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader-i ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin prestijkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayatı ebediyeye birer perde ve ehli imanın saadet ebediyelerine birer vesile
olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde katı ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu ayet La yadhurrukum men zalla izahtedeytum ve usulü İslamiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan Er-razi bi'z-zarari la yunzaru leh. Yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar vermez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmayınız. Düsturun manası zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz. Ona şefkat edilmez, acınmaz. Ayetin meali ayet Maide suresinin 105. ayeti. Madem bu ayet ve bu düstur bizi zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor, biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip vaktimizi, madem bu ayet ve bu düstur bizi zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor, biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafaadır. Bu tetinmenin yazılmasının sebeplerinden birisi. Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye boğazlar hakkında boş boğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum, baktım, alakadarane ve bilerek cevap verdi. Kalben yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. Eûzu billahi mineşşeytani ve's-siyase. Bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selbediyor. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adam ister. Beşin şu anın yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor. Said-i Nursi. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım demek Arapça metin. Denizli tüccarı Aslı Burdurlu Hafız Mustafa'ya hitaptır. Bismihi subhanehu ve imişin illa yusebihu bihamdihi esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu bi'adedi hurufati resailin nur. Aziz Sıddık kardeşim ve Hizmet-i Kur'aniye'de muvaffakiyetli arkadaşım. Sen binler safalarla geldin, beni ebedi minnettar ettin ve sadık arkadaşlarınla Risale-i Nur'un serbestiyetine hizmetiniz o derece büyük ve kıymetlidir. Değil yalnız bizi ve Risale-i Nur'un şakirtlerini, belki bu memleketi, belki alemi İslam'ı manen minnettar ettiniz ki ehli imanın imdadına yetişmeye Risale-i Nur'un yolunu serbestçe açtınız. Ben bir seneden beri seni ve seninle beraber bu serbestiyetine çalışanları, merhum Hafız Ali ve Hüsrev gibi Risale-i Nur'un kahramanlarıyla beraber manevi kazançlarıma, dualarıma şerik etmişim. Hem devam edecek, buraya kadar her bir dakika yoldaki bir gün Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğun gibi beni minnettar eyledin. Hakim-i Adil namını alan malum zatı ve lehimizde onunla beraber çalışanları bu hakiki adalete hizmetleri için ahir ömrüme kadar unutmayacağım. 6-7 aydır onları da aynen manevi kazançlarıma şerik ediyorum. Bana teslim ettikleri Risale-i Nur'un bir kısmını kardeşlerime cevap vereceğim. Bütününü yazsınlar. Onlara hediye edeceğim. Çünkü onlar Risale-i Nur'un bundan sonraki hizmetine tam hissedardırlar. Bu meselede ben Denizli şehrini kendi kariyeme arkadaş edip bütün envatını ve ehli imanın hayatta olanlarını hem kendim hem Risale-i Nur'un talebeleri manevi kazançlarıma hissedar etmeye karar verdik. Denizli hapishanesini de bir imtihan medresemiz terakki ediyoruz ve bizimle alakadar olan Denizli'de hem hapiste umumuna ve hususan tam adaletini gördüğümüz mahkeme heyetine çok selam ve dualar ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, katiyen şek ve şüphemiz kalmadı ki bu hizmetimizin neticesi olan
Risale-i Nur'un serbestiyetini değil yalnız biz ve bu Anadolu ve alemi İslam alkışlıyor, takdir ediyor. Belki kainat memnun olup cevvi sema, fezai alem alkışlıyor ki 3-4 ayda yağmura şiddeti ihtiyaç varken gelmedi ve Denizli'de mahkemenin bilfiil teslimine karar vermesi yine Leyla-i Miraç'ta aynen Risale-i Nur'un bir rahmet olduğuna işareten Leyla-i Regaib'e tevafuk ederek kesretli Melek-i Rad'ın alkışlamasıyla ve rahmetin Emirdağ'da gelmesi ve gelmesi o teslim kararına tevafuk etmesi ve bir hafta sonra demek Denizli'de vekillerin eliyle alınması hengamlarında yine aynen Leyla-i Miraç ve Leyla-i Regaib'e tevafuk ederek aynen onlar gibi cuma gecesinde kesretli rahmet ve yağmurun bu memlekette gelmesi o tevafuklarıyla kat'i kanaat verdi ki Risale-i Nur'un müsaderesine ve hapisine 4 zelzelelerin tevafuku küre-i arzca bir itiraz olduğu gibi bu Emirdağ memleketinde 4 ay zarfında yalnız 3 cuma gecesinde biri Leyla-i Regaib, biri Leyla-i Miraç, biri de Şaban-ı Muazzam'ın birinci cuma gecesinde rahmetin kesretli gelmesi ve Risale-i Nur'un da serbestiyetinin 3 devresine tam tamına tevafuk etmesi Küre-i Havaiye'nin bir tebriki, bir müjdecisidir ve Risale-i Nur'un da manevi bir rahmet ve yağmur olduğuna kuvvetli bir işarettir. Ve en latif bir emare şudur ki dün birdenbire bir serçe kuşu pencereye geldi, vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik, gitmedi. Mecbur oldum Ceylan'a dedim, pencereyi aç, o ne diyecek. Girdi, durdu ta bu sabaha kadar, sonra odayı ona bıraktık. Yatak odama geldim, bu sabah çıktım, kapıyı açtım, yarım dakikada döndüm, baktım, Kuddüs Kuddüs zikrini yapan bir kuş odamda gördüm. Gülerek dedim, bu misafir niçin geldi? Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi, ben de okuyordum, ekmek bıraktım, yemedi, yine kapıyı açtım, çıktım, yarım dakikada geldim, o misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki, ben bu gece gördüm ki Hafız Ali'nin kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek. Aynı günde 2 saat sonra çocuk geldi dedi. Hafız Mustafa geldi. Hem Risale-i Nur'un serbestiyetinin müjdesini hem mahkemedeki kitaplarımı da kısmen getirdi. Hem serçe kuşunun ve senin hem Kudüs kuşunun tabirini ispat etti ki tesadüf olmadığını ispat etti. Acaba emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu acip bir surette hem Kuddüs kuşu garip bir surette gelip bakması, sonra kaybolması ve masum çocuğun rüyası tam tamına çıkması, Risale-i Nur'un Hafız Mustafa gibi bir zatın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanla tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki bir beşareti gaybiye olmasın? Evet, bu mesele küçük bir mesele değil. Kainat ve hayvanat ile alakadardır. Ben Risale-i Nur'un bir şakirdi olmak itibarıyla kendi isteme düşen bu kar ve neticeyi binler altın lira kadar kazancım var kanaat ediyorum. Başka 100 binler Risale-i Nur şakirtleri ve takviye-i imana muhtaç ehli imanın istifadeleri buna kıyas edilsin. Evet, dinin, şeriatın ve Kur'an'ın 100'den ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannit dinsizleri susturup ilzam eden ve Miraç ve Haşr-ı Cismani gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlerini en mütemerrit ve en muannit filozoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları elbette küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alakadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-ı Kur'aniyedir ve ehli iman elinde bir elmas kılıçtır. Aziz kardeşim, Risale-i Nur'un avukatı Ziya'ya bizim tarafımızdan hem çok teşekkür hem tebrik ediniz. Çoktan beri ruhuma ihtar edilmiş ki Ziya namında birisi Risale-i Nur namına büyük bir hizmet edecek. Bu mesele gösterdi ki o Ziya, bu Ziya'dır. Bizleri ebede kadar minnettar eyledi. Mahkemede zabıt katibi ve azadan Hesna Hanım ve sorgu hakimi gibi vicdanlı zatlara teşekkür ederiz. Ve onları unutmayacağımı bilhassa başta Müftü Osman Hasan Feyzi olarak çok ehemmiyetli kardeşlerime selamımızı ve minnettarlığımızı bildiriniz. Ve hakimi adil olan zata Risale-i Nur'un ekser eczalarını ona hediye etmek
için yazdırmayı karar verdiğimi söyleyiniz. Ve Risale-i Nur'un fahri avukatı Ziya'ya kısmı mühimmini yazdırıp ona hediye etmek niyetindeyim. Tab olunan Ayetül Kübra Risalesi'nin 500 matbu nüshaları da tab edenlere verilecek mi merak ediyorum. Biri de İstanbul'da müsaade edilen ne kadar Risale-i Nur varsa bana aittir. İçinde 20 Risale bulunan mecmua bana çok ehemmiyeti var. Hem denizden mufarakat ederken emanet Mucizat Ahmediye Risalesi'ni orada bazılarına bırakmıştım. O da bana çok lazımdır. Belki Hoca Musa Efendi biliyor. Risale-i Nur'un gizli, Risale-i Nur'un zayıf veya yeni şakirtlerini vesveseden kurtarmak için beyan ediyorum ki, gizli bir komitenin desisesiyle saf dil bazı hocalar veyahut bid'a taraftarları bazı muarızlar, Risale-i Nur'un hiç zedelenmez bazı hakikatlerine karşı gelmek için benim çok kusurlu ve itiraf ediyorum, çok hatalı şahsımın noksanlarını ve hatalarını inşa etmek ve beni onlar ile çürütmekle Risale-i Nur'a ilişmek ve darbe vurmak istediklerinin bu 20 senedir 20 ehemmiyetli hadisesi var. Hatta iki defa hapsimize de bir nevi vesile olduğundan dostlarıma ve Risale-i Nur şakirtlerine ilan ediyorum ki, ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki nefsimi kendime beğendirmemiş ve kusurlarımı kendime bildirmiş. Değil kendimi satmak, hot vuruşluk etmek ki belki kemal-i mahcubiyetle Risale-i Nur'un mübarek şakirtler içinde onların samimiyet ve ilasıyla kendimi affettirmek ve onların manevi şefaatiyle günahlarıma bir kefaret aramaktır. Bana itiraz edenler gizli ayıplarımı bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur'u benim malım zannedip Risale-i Nur'un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler. Said Cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor gibi tenkitleri var. El cevap, ben çok kusurları kabul ile beraber derim. Bu iki meselede büyük mazeretlerim var. Evvela ben Şafii'yim. Şafii mezhebinde Cuma'nın bir şartı 40 adam imam arkasında Fatiha okumaktır. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana Cuma farz değil. Ben mezhebi azamiyi takliden bazen sünnet olarak kılıyordum. Saniyen 20 senedir haksız olarak beni insanlarla görüştürmekten men ettikleri için hem bu ahirde resmen 4 ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tenbihat olmuş, hem 25 senedir ben münzevi yaşadığım için kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum ve herkesin arkasında mezhebimce iktida edip namaz kılamıyorum ve okumakta yetişemiyorum ve daha Fatiha'nın yarısını okumadan İmam rükuya gidiyor, bizde Fatiha okumak farzdır. Sakal meselesi ise bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil. Bu millette %90 sakalsız olanların içinde küçükken beri sakalsız bulundum. Bu 20 senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle benim sakal bırakmadığım bir hikmet, bir inayeti ilahi olduğunu ispat etti. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacak. Bazı alimler sakalı tıraş etmek caiz değildir demişler. Muratları sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda dehşetli pek çok günahı kebireden çekinmek için bu terk-i sünnete mukabil Risale-i Nur'un irşadıyla 20 sene hapsi münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik. İnşallah o sünnetin terkine bir kefarettir. Hem bunu katiyen ilan ediyorum ki Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Benim ne haddim var ki sahip olayım ta ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o nurun kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkanının bir dellalıyım. Benim karma karışık vaziyetim ona sirayet edemez, ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur'un bize verdiği ders de hakikat, ihlas ve terki enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hotfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil Risale-i Nur'un şahsı manevisini ehli imana gösteriyoruz. Bizler kusurumuzu görene ve bize bildirene fakat hakikat olmak şartıyla minnettar oluyoruz. Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa nasıl memnun oluruz? Kusurumuzu fakat garaz ve inat olmamak şartıyla ve bidalara ve dalalete yardım etmemek kaydıyla kabul edip minnettar oluyoruz. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh ve bil ayatihil kübra eminni minel fecet. Ayetül Kübra hürmetine beni musibetten kurtar, bana emniyet ve huzur ver. Fıkrasında Ayetül Kübra yüzünden şakirtleri bir musibete düşüp ve
onun berekatıyla emniyet ve selamete çıkacaklarını keramet kerane haber verdiği gibi, Ayetül Kübra Risalesi nurlar içinde yüzer makbul nüshasıyla ve serbestiyet noktasında daha ziyade mevki alması cihetiyle bu memlekete üç büyük yağmur rahmetine birinci vesile olduğu gibi, ben dünya halini bilmiyorum fakat eskiden beri boğazımızı sıkan ve daima bizi istila etmeye fırsat bekleyen ve dehşetli kuvvet alan ve taraftarlar bulan ve bizi istinadsız zannıyla fırsat bekleyenin istilasından ve esaretinden Ayetül Kübra ve arkadaşlarının serbestiyeti çok hadise ve emarelerle şimdiye kadar Risale-i Nur Sadaka gibi belaların define bir vesile olduğundan, bu da bu belaya karşı vesiledir denilebilir ve İmam Ali'nin radıyallahu anh "Vesmu Essa Musa bihi zulumatun celet" fıkrasında bir vecihle Ayetül Kübra Risalesi maksud olduğu gibi deniz meyvesinin 11 meselesi Hüccetül Baliha 11 hüccetiyle aynen Asa-i Musa'nın 11 mucizesine tevafuk edip, bu fıkrada aynen Ayetül Kübra Risalesi gibi İmam Ali'nin radıyallahu anh medar-ı nazarı olduğu kalbime ihdar edildi. Arapça metnin meali, Asa-i Musa ismiyle karanlıklar dağılır. Demek meyve risalesi Asa-i Musa gibi çok firavunları susturur, mağlup eder, Ayetül Kübra'yı tab eden kahraman ve mübarek kardeşlerimiz pek büyük bir hizmet-i nuriye yapmışlar. Merhum Hafız Ali'nin radıyallahu anh hizmet-i nuriyesi bununla da devam ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ayetül Kübra'nın matbu nüshaları perde altında çok hizmet görmüşler. Baştaki ihtarın ahirinde, beyaz yerde bir haşiye olarak size 6 satır suretini gösterdik, gönderdik. Siz münasip görürseniz yazdırırsınız, hem ıslah ve tahsih edersiniz. Benim kati kanaatim geldi ki, bu defa Ayetül Kübra'yı dikkatle ve muarızları nazara alıp okudum. Şüphem kalmadı ki Risale-i Nur'un çok şiddetli darbelerine karşı muarızlar, zayıf bahaneler ve sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz kusurları, medarı, mesuliyet gördükleri halde bu dehşetli darbeleri nazara almayıp hem beraatimizi hem Risale-i Nur'un serbestiyetini kabul etmelerinin sebebi, başta Ayetül Kübra olarak Risale-i Nur'un meyve ve Hüccetül Baliha gibi eczalarındaki harikulade ve sarsılmaz hakikatler onların dehşetli inatlarını kırmasıdır. Çaresiz mecburiyetle serbestiyetini, beraatimizi resmen kabul etmişler. Fakat yine gizli zındıka komitesi elinden geldiği kadar nazarı millette kendilerini lanetten, nefretten bir derece kurtarmak için kusurlarımızı arıyorlar ve hükümeti ifal etmeye çalışıyorlar. Onun için biz eskisi gibi ihtiyatımızı elden bırakmamalıyız. Haşiye, Ayetül Kübra'nın başındaki ihtarın ahirinde nazarı dikkati celbetmiş cümlesine haşiyesidir. Evet, İmam Ali'nin radıyallahu anh Ayetül Kübra hakkında verdiği haberi tam tamına Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tabu hapsimize bir vesile oldu ve onun kutsi ve çok kuvvetli hakikati galebesiyle beraat ve necatımıza ehemmiyetli bir sebep oldu. İmam Ali'nin radıyallahu anh kerameti gaybiyesini körlere de gösterdi ve bil ayatil kübra eminni minel fecet hakkımızdaki duasının kabulünü ispat etti. Yani Ayetül Kübra hürmetine beni musibetten kurtar, bana emniyet ve huzur ver demek. Umum kardeşlerimizin gelecek mübarek Ramazan-ı Şerifinizi ve geçmiş beraat gecelerinizi bütün ruhu canımla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak onların ve bizlerin hakkımızda bu Ramazan'daki Leyle-i Kadrimizi 1000 aydan hayırlı ve 1000 ay kadar medar-ı sevap eylesin. Ümmeti Muhammediye'ye saadet ve selamet versin. Amin. Hem cümlenize birer birer selam eden kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık, metin, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu, Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde beni hissedar zannedip itiraz ederek, böyle şeyler kitapta yazılmamalıydı, keramet izhar edilmez diye hafif bir tenkide mukabil müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki, onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i maneviyesinin tereşşuatı ve lemalarıdır ki, hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak, şakitlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramat ilahiyi ilahi nevindendir. İkramın ise
İzhar bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen cevabı bir parça izah edeceğim. Ve ne için izhar ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar tahşidat yapıyorum ve ne için birkaç aydır bu mevzuda çok ileri gidiyorum, ekser mektuplar o keramete bakıyor diye sual edildi. El cevap. Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesinde bu zamanda binler tahribatçılara mukabil, yüz binler tamiratçı lazım gelirken, hem benimle lakal yüzer katip ve yardımcı bulunmak ihtiyaç varken, değil çekilmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idare takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmek zaruri iken ve o hizmet-i imaniyeyi hayat-ı bakiyeye baktığı için hayat-ı faniyenin meşgalelerine ve faydalarına tercih etmek, ehli imana vacip iken kendimi misal alarak derim ki, beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan men etmek ile beraber aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvve-i imaniyelerini kırmak ve benden ve Risale-i Nur'dan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz biçareye binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek ve bu tecrit ve taziklerde maddi bir hastalık nevinde insanlar ile temas ve ihtirattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürkütmek ki, en ziyade merbut görülen bazı dostları bana selam vermek, hatta bazı namazı da terk etmek derecesinde, ürkütmekle kuvve-i maneviyi kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i manevilerinin takviyesine medar ikramat-ı ilahiyi beyan ederek Risale-i Nur tarafında, nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine tek başıyla başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa, kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddü etmek ve hotfuruşluk etmek ise Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendine hem kendini müdafaa ettiği hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur zuhurundan 40 sene evvel geniş bir hissi kabdel vuku acip bir tarzda hem bende, hem bizim köyde, hem nahiyemizde tezahür ettiğini şimdi bir ihtar manevi ile katı kanaatim gelmiş. Şefik ve kardeşim Abdülmecit gibi eski talebelerime bu sırrı fahş etmek isterdim. Şimdi Cenab-ı Hak sizler de çok Abdülmecitleri ve çok Abdurrahmanlar verdiği için size beyan ediyorum. Ben 10 yaşında iken büyük bir iftihar, hatta bazen temeddüh suretinde bir haletim vardı. İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Kendi kendime derdim, senin 5 para kıymetin yok. Bu temeddüh kârâne hususan cesarette çok fazla gösterişin niçindir bilmiyordum. Hayret içindeydim. 1-2 aydır o hayrete cevap verildi ki Risale-i Nur kabler vukuz kendini ihsas ediyordu. Sen adi odun parçası gibi bir çekirdek iken o firdevs salkımlarını bilfiil kendi malın gibi hissi kabler vuku ile hissedip hot vuruşluk ederdin. Bizim Nus köyümüz ise hem eski talebelerim hem hemşehrilerim biliyorlar ki bizim köyümüz fevkalade gösteriş ve cesaretli ileri göstermek için temeddüyü çok severdiler. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanane bir tavır almak istiyordular. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakiki bir ihtar ile bildim ki o masum Nurslu insanlar, Nurs kariyesi Risale-i Nur'un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak. O vilayetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs köyünü ehemmiyetle tanıyacak diye bir hissi kabil vuku ile o nimet-i ilahiye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde göstermişler. Hem o nahiyemiz olan Hizan kazasına tabi Isparta'da birdenbire meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman'ı tağî himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve alimler çıktılar ki bütün Kürdistan onlarla iftar eder bir şekil aldığı zaman içlerinde münazarayı ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki güya ruyu zemini fethedecek bu hocalardır. Eski meşhur ulema ve
ve evliyalar ve allameler ve kutuplar, onların medar-ı bahsi oldukça ben de 9-10 yaşındayken dinliyordum. Kalbime geliyordu ki bu talebeler alimler ilimde, dinde büyük bir futuhat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekaveti olsaydı büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada bir meselede birisi galebe çalsa büyük bir iftihar alırdı. Ben de hayret ediyordum, o hissiyat bende de vardı. Hatta tarikat şeyhleri ve dairelerinde medar hayret bir müsabaka hem nahiye hem kaza hem vilayetimizde vardı. O haletleri başka memleketlerde o derece göremedim. Şimdi bir ihtar ile kat'i kanaatim geldi. O talebe arkadaşlarım, o üstadlar hükmünde hocalarım, o mürşitlerim, evliya ve şeyhlerim bir hissi kablel vuku ile ruhu hissedip akıl bilmeyerek ki en lüzumlu bir zamanda o talebeler içinde ve o hocaların şakirtleri içinde ve o mürşitlerin müritleri içinde parlak bir nur çıkacak, ehli imanın imdadına gelecek diye o istikbaldeki nimet-i ilahiye gayet ağır ve acip şerait içinde ve hassiz muarızların karşısında ve 1000 seneden beri kuvvet bulan dalaletin mukabilinde ve gayet vehham ve garazkar düşmanlarımızın desiselerinin ihatasında ve iki dehşetli mahkemenin uzun tetkikatında Risale-i Nur'un bu fevkalade galebesi ve harikulade perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki o mevkiine layıktır ki kablel vuku İmam Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam Kuddise Sirruh ondan haber verdikleri gibi bunlar köy ve nahiye ve vilayetim benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar. Haşiye, evet Risale-i Nur'un tercümanı hem fakir hem adiyken şanssız ve âmi bir haneden olduğu halde tarihçi hayatında yazıldığı gibi fevkalade istina ve hediye ve sadakaları kabul etmemek ve emsalsiz bir izzet-i ilmiye ve namıyla kimseye baş eğmemek ve tenezzül etmemek ve haddinden 1000 derece ziyade işlere girişmek gibi haller bu mezkür sırdan ileri gelmiştir. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım ve kardeşim ve biraderzadem Abdülmecit ve Abdurrahmanlar bildiğimden bu mahrem sırrı size açtım. Evet, ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın rutubetten tesiriyle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kabler vuku ile hissetmişiz demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz ve dualarınızı rica ederiz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.